Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz bahçeme, kanalıma, bu güzel tabiat harikası Belçika'ya diyeyim arkadaşlar. Çünkü diyecek kelime bulamıyorum. Melih abla geldi geçenlerde Almanya'ya ve Melih ablaya da buradan sonsuz sevgi ve selamlarımı ileteyim. Babası arkadaşlar 1960'larda buraya maden işçisi olarak çalışmaya gelmiş. Şalorayı'ya. Babasının yaşadığı yerleri gördü. Buradan hani ona atıfta bulunmak istedim. Çünkü onun Instagram'daki ve WhatsApp durumundaki Belçika ile ilgili yazmış olduğu güzel şeyleri görünce hemen ben de video çekimine geçtim zaten. Ve Melih ablayı da anmadan edemedim sıcağı sıcağına. Çok beğenmiş. Belçika'nın böğürtlerini bile çok güzel diye yazmış hikayelerine. Evet, Belçika'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Belçika, evet, şehir. Yani büyük şehirler dışındaki yerleşimler genelde bu şekilde arkadaşlar. Bana bu konuda da çok soru geliyor. Yaşadığım yer işte kırsal bölge mi, şehir mi diye. Arkadaşlar, burası da bir şehir. Fakat burası biraz daha müstakil, villa tarzı evlerin olduğu bir bölge, öyle söyleyeyim. Ve değerli arkadaşlar, gelelim Sade'de. Ben ne yapıyorum? Dün yatak odamın hemen hemen %90'ını yerleştirdim. Çok az bir yeri kaldı. Ve arada misafirlerimi de ağırlıyorum. Ben de gideceğim yerlere gidiyorum. Tabii ki yapacağım alışverişler oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ev hali bu şekilde çıktım size. Çünkü beni merak edenleriniz var. De gerek özelden, gerek Instagram'dan, gerek WhatsApp'tan atmış olduğunuz mesajların hepsinde kendimi böyle ifade etmeye çalışıyorum. Daha şimdi marketten geldim arkadaşlar. Önden de gördüğünüz bir sürü malzeme aldım. Hatta AVV'deki kadın kasada dedi ki bunların hepsi sizin mi? Evet dedim, benim. Arkadaşlar, dün akşam da Denizciğimle görüştük Instagram üzerinden, sağ olsun. O da bizim gibi kendini bilgiye, ışığa, hobilere vermiş üretken bir Türk kadını. Buradan ona sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Onun nezdinde hepiniz arkadaşlar. Ve bana gelen en sık soru şu arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz sukulentlerim çok hızlı büyüyor. Birkaç kişi bunu sordu. Bunların arasında yıllardan beri sukulent yetiştirenler de var. Yeni yeni sukulent yetiştirmeye çalışanlar da var. Değerli arkadaşlar, bakın, ben toprak olarak burada hazır sukulent kaktüs toprağı almıyorum. Kanalımı açtığımdan beri hep anlatıyorum. Kendim toprağımı yapıyorum. Türkiye'de de olsaydım ne yapardım arkadaşlar? Muhtemelen kendi toprağımı kendim yapardım. Ben bu hobiye ilk başladığım zamanlarda bana soru soran herkese bunu da söylüyorum. Tekrar kanalımda bunu da ifade etmiş olayım ki bu bilgilerden sizler de faydalanın arkadaşlar. Bu hobiye ilk başladığım yıllarda sukulentler çok yaygın değildi. Kaktüsler de yeni yeni başlamıştı. Ve bu kadar çok hani Türkçe sukulent ve kaktüs bakımını anlatan kanalda yoktu arkadaşlar. Hatta hiç yoktu. Sonra Covid oldu. Ben çok YouTube'a giremedim arkadaşlar. Zaten yoğun bir çalışma hayatım vardı. Ve zamanla diğer sukulent duayenlerini tanıdıkça, özellikle Cemo sağ olsun, bana böyle Instagram'dan hep yazardı. Şöyle bakacaksın, böyle yapacaksın, şöyle dikeceksin. Bak bunu böyle diktin mi? Bunu nereye koydun? Saksısı işte güneşte mi, şurada mı? Bak ben mesela Instagram'a bir hikaye atardım. Hemen Cemo yazardı. Bak onu oraya koydun ama onu oradan al. Ya da işte mesela bangoklumun bir kısmı böyle şey olurdu. Nasıl diyeyim? Böyle yanmış gibi olurdu arkadaşlar. Şey derdi. O niye öyle oldu? Onu sen ne zaman suladın? Ne yaptın? Ne ettin falan. Sağ olsun Cemo'nun böyle bir sorumluluk bilinci vardır. Yani sattığı ürünün arkasından da böyle beni takip ederdi. Sağ olsun. Bir de ben böyle hiç satıcıları üzmeyen bir alıcıydım. Hemen böyle kararımı verip alırdım. Ödememi yapardım. Ve buradan hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum satışçılar. Böyle biraz da sohbetli bir video olsun değil mi? Özlediğiniz sohbetli videoları. Kusuruma bakmayın, ev haliyim, tekrar söylüyorum. Evet arkadaşlar, yakın çekimde ne aldığımı göstereceğim. Bununla birlikte Türkiye'de olsam ne yapardım söyleyeyim. Arkadaşlar, kesinlikle bir seraya giderdim. Oradan eğer ki gübre bulamıyorsanız gübreli bahçe toprağı alırdım. Yanmış ahır gübreli yalnız arkadaşlar. Eğer ki serada yoksa, sadece bahçe toprağı varsa, yanmış ahır gübresi yoksa, sütçümden yanmış ahır gübresi isterdim. Evet, toprağı aldı, bahçe toprağını aldık, gübreyi elde ettik.
Dere taşı arkadaşlar. Ben Sakarya, Kocaeli bölgesinde çok pikniğe gittiğim için arkadaşlar, orada çok nehirler, işte deniz, göller olduğu için arkadaşlar, ben oradan ihtiyacımı karşılardım. Pikniğe gittiğim her zaman arkadaşlar, kova kova göl kenarlarından taş, kum, çakıl alırdım. Onu da aldık mı? Alamadınız, bulamadınız, şehirde yaşıyorsunuz. İnternet sitelerinden dere kumu, dere çakılı satılıyor zaten. Ne yapardım? Lav taşı alırdım ya da almazdım. Türkiye'deyken hiç kullanmadım. Burada alıyorum çünkü burada hani markette bulabildiğim o olduğu için. Gübre dedik, taş dedik, bahçe toprağı dedik. Çiçek toprağı alırdım arkadaşlar. Ben en ekonomik olanını alıyordum. Bu hani AVM'ler var ya arkadaşlar, ucuz AVM'ler mesela, oradan alırdım. Şimdiye kadar da hiç pişman olmadım. Bir de arkadaşlar ben Antalya'dan bir çuval toprak siparişi vermiştim o zamanlarda internet üstünden. Böyle şeydi o zaman, nasıl diyeyim, sukulent toprakları henüz yeni yeni çıkmıştı. Bayağı da büyük bir çuval almıştım. Kaç lira almıştım? 50 liraya mı almıştım ne? O tarihte öyleydi. O zamanlar ucuzdu arkadaşlar. Türkiye'de olsaydım böyle yapardım. Bu soru çok geliyor. Benim sukulentlerim niçin çabuk büyüyor? Bunu da soranlar var. Çünkü sukulentlerinin büyümesini isteyen de çok kişi var arkadaşlar. Çünkü özellikle satış yapmak isteyenler birden büyüsün ve satışa çıkarsın istiyorlar. Ben ne kullanıyorum arkadaşlar gübre olarak? At, inek, tavuk gübresi granülü kullanıyorum. Hatta şu anda da arkadaşlar arka tarafa hepsini yığdım. Bu sefer çiçek toprağı aldım. Çünkü ne yapacağım arkadaşlar söyleyeyim. Hatırlarsanız benim şurada bakın bir alan var. Hani buraya böyle çeşitli yer örtücüleri, glayör, bir de lavanta dikilmiş. Arkadaşlar buradaki yer örtücüleri sökeceğim. Bakın şu anda bana da Instagram'dan mesajlar düşmeye başladı. İrlanda'dan Emineciğimin mesajı düşüyor. Yaprak göndermiştim ona da, bebişler büyüyormuş. Onu yazmış sağ olsun. Bir yandan da böyle anlık şeyleri paylaşıyorum sizlerle ki hani sizlere de bunlar bir motivasyon olsun. Böyle bir güne başlamanın enerjisi olsun diyeyim. Şimdi oradaki yer örtücüleri sökeceğim arkadaşlar. Topraklarımı aldım. Çiçek toprağı aldım AVM'den. En ekonomik olanını aldım arkadaşlar. 70 litresini 9.99 euroya aldım. Toplam 3 torba var. Yani 7 kere 3, 21, 210 litre toprak var. 2 büyük koca çuval yine arkadaşlar. Bakın şunlar, kil bilyesi var. Torf aldım. At, inek, ahır gübresi granülü aldım. Ben bu granülü kullandığım için sukulentlerim çok hızlı büyüyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi artık iş başına koyulalım. Masamı da koydum oraya. Suyumu, çayımı, kahvemi koyayım ki çamurlu ayaklarla eve girip çıkmayayım. Evi zaten biliyorsunuz yerleştiriyorum, temizliyorum. Ha bu arada da arkadaşlar bakın, ben evi yerleştirirken bir yandan da temizliyorum. Yani günlük temizliğimi de yapıyorum. Yapmadan da olmuyor. Bu cam sesi oldu da Melisa ne dersem sesim geliyor diye kapattı. Evet, şimdi işe koyulalım. Ben size yakın çekimde neler almışım göstereyim. Sizler de bir bakın. Bugün de çok işim var. Bahçedeyim. Bir gün evin işini yapıyorum, bir gün bahçenin işini yapıyorum. Çünkü bu hafta güneşli olduğu için bahçenin işini bitirmem. Bahçeyi kışa hazırlamam gerekiyor arkadaşlar. Yer peyzajına dikeceğim. Yer peyzajına niye diktiğimi, daha doğrusu yere sukulentlerimi niye diktiğimi videonun sonunda anlatacağım. Evet, bakın almış olduğum bu promosyon çiçek toprağını göstereyim size arkadaşlar. Burada yazıyor zaten bahçe, saksılar ve tüm işte dikilecek bitkiler içindir diyor. 70 litre 1, 2 arkadaşlar 3, bakın 3 tane 70 litrelik aldım. Yani 210 litre. Burada da torfum var arkadaşlar. Bu sıkıştırılmış torf. Bunu böyle açıyorsunuz. Suyla falan ıslatmanıza gerek yok. Kokopit'in daha böyle nasıl diyeyim, daha biraz kaliteli hali, öyle söyleyeyim. Çünkü içinde sadece kokopit yok. Torf yani. Ve benim kullandığım gübre arkadaşlar bakın bu. At, inek, tavuk gübresi granülü. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu kaç litre? Bu 18 litre olması lazım. Bakalım hemen. Şöyle bir çekeyim. Kibirlerin altını. Evet arkadaşlar, 18 kilogram pardon, litre değil bakın. Bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Ve iki koca torba yine 40 litre arkadaşlar bakın. İki koca torbada kil bilyesi aldım. Hepsini nerede kullandığımı birazdan videoda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ben şimdi suyumu, kahvemi şu masamın üstüne alayım. Ve ne yapacağım arkadaşlar? Burayı temizlerken bir yandan da buraya ihtiyaçlarım, işte çayımı, kahvemi koyacağım ki
Dediğim gibi biraz titiz bir insanım. Evi kirletmek istemiyorum. Ve Sayın Hülya Avşaroğlu tekrar yazmış. Nilüfer'cim, dediğim gibi bahçen ödül almaya layık diye. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Onun nezdinde diğer arkadaşlar da yazmışlar. Hepinizi sevgili saygıyla tekrar selamlıyorum. Ve arkadaşlar, şu güzelliklerin içinde, yani şöyle göstereyim size. Bu güzelliklerin arasında şunun da hatırı kalmasın, onu da çekeyim. Ne yapacağım arkadaşlar? Bugün hava biraz daha bulutlu ama sıcak. Sıcak, yani bayağı sıcak arkadaşlar. Belçika, yani Türkiye'de çok sıcakmış ama burası tam sükunetlerin havası, öyle söyleyeyim. Ve bu lavantayı arkadaşlar kesmeyeceğim. Çünkü lavanta sinek önleyici. Gleyor içinde arkadaşlar, onu da kesmeyi düşünmüyorum. Ama bu yer örtücüleri alacağım. Çünkü çok sık ve altlarında arkadaşlar salyangozlar olabilir. O salyangozlar da sukulentlerimi şey yapabilir, yiyebilir arkadaşlar kökünden. Şöyle düşündüm aslında, ara ara bu yer örtücülerden bırakabilirim ki bir dizayn olsun. Bakalım artık, bir işin işine girişeyim de nasıl olacağına sonra karar veririz. Yani anlık gelişecek biraz da. Şey de ilaymış, baksana. Bakın arkadaşlar, salyangoz çıktı, görüyor musunuz? Geçenlerde size hani kutuda resmini gösterdim. İşte bakın, bu tür yer örtücülerin zararı bu. Ne yapıyor mesela bu salyangoz? Hepsini kıtır kıtır yiyor arkadaşlar. O nedenle bunu tamamen kaldıracağım. Çünkü bu yer örtücüyü istemiyorum. Arkadaşlar, şimdi ilaçlama yapmaya başlıyorum.
Ve arkadaşlar, Nilüfer ne yaptı? Nilüfer neredeyse arkadaşlar 5 saattir burasıyla uğraşıyor. Markete git gel, bu malzemeleri al derken öldüm yani, öyle söyleyeyim. Ama bu işleri de yapmam gerekiyor arkadaşlar. Burası yarım kaldı. Her gün burayı dikerek arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Sizinle de videosunu paylaşacağım. Ve değerli arkadaşlar, şunu duyar gibiyim. Nilüfer'cim sen ne yaptın öyle diye. Yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tam zamanı, tam mevsimi. Dikimi bittikten sonra size yakın çekimde de göstereceğim. Şu an için bu şekilde dikiyorum. Bahçe dizaynı, bahçe peyzajı, biliyorsunuz geçen sene de ben bu şekilde bir peyzaj yapmıştım. Ve Zraidon'larda çok başarılı bir şey olmuştu. Bahçe peyzajı olmuştu. Çünkü arkadaşlar Allah'ın drenajı sonsuz ve toprağa dikilen sukulentler arkadaşlar daha zor donuyor, öyle söyleyeyim. Çünkü toprak daha sıcak oluyor saksılardan ve ben biliyorsunuz bunların üstlerini polar battaniyelerle örtüyorum. Polar battaniyelerim var, almıştım. Yine arkadaşlar buraya bu şekilde bir peyzaj yapacağım ve yine Allah'a emanet edeceğim. Bakın telefonun kadrajı bile almıyor, biraz daha geriye gideceğim. Ve arkadaşlar kaktüslerimi kenarıya çektim. Onları daha sonra yerine yerleştiririm. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu anda daha bitmeden bile o kadar güzel görünüyor ki. Yani Allah herkese bu güzelliklerden nasip etsin. Ben arkadaşlar kapaklı saksılarıma sebze dikmeye başladım. Hatta az önce de onları diktim. Bir kısmını diktim. Öyle söyleyeyim. Burasını olduğu gibi kapaklı saksılarımdaki sukulentlerimle bezeyeceğim. Ve arkadaşlar etrafını da yine sukulent saksılarımdan dizebilirim. Kaktüslerimi arkaya alabilirim. Bakın boşalan semper saksılarım. Daha sonrasında size detaylı anlatırım ama şimdi çok yoruldum. Kahvemi bile içmedim. Bakın malzemelerimin bir kısmı da burada. Yani sadece bu değil arkadaşlar, bir yandan çöpler çıkıyor, onları topluyorsunuz, etrafı süpürüyorsunuz, yere dökülenleri, saçılanları, bunların alt yapraklarını yoluyorsunuz. Yani sadece bunları yapmadım, mesela diğer lovely rose saksılarımı birleştirdim, bakın hala dikeceklerim var. Yani bitmiyor, etrafı temizliyorsunuz, çim biçme makinesini yıkıyorsunuz. Yani sadece dikim olmuyor, hem temizlik yapıyorsunuz hem etrafı topluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işler kolay işler değil. Yarınki videoda peyzajımın devamını paylaşmak üzere eldivenlerimi de yıkayayım. Eldivenlerim de çok kirlendi. Her zamanki gibi ne diyorum arkadaşlar? İyilik yapanlarınız bol olsun. Bu hayatta kendiniz için bir şey yapın. Kendiniz için büyük bir şey bile yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Küçük bir şey bile o kadar büyük şeylere gebedir ki bir şeyle başlar her şey. Hoşça kalın şimdilik. Yarın peyzajda görüşmek üzere.